Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle bir SUV inceleyeceğiz. Aslında bir tecrübe paylaşımı. Arkadaşım Mehmet'in aracı var. Hoş geldin yayınımıza. Herkese merhabalar. Bu hafta Opel Mokka'yı inceleyeceğiz videomuzda. Amacımız şu: kişisel tecrübeleri öğrenmek, insanların araçları kullanırken duyguları ne, eksi ve artıları nereden görüyorlar? Hani herkesin konuştuğu, anlattığı videolar var ama bizim biraz daha amacımız kişisel tecrübeler nasıl ilerliyor onları değerlendirmek. Mehmet'le beraber bugün bu aracı değerlendireceğiz sizlere. Opel bu araçlarında şöyle bir yol izledi. Panjurmuş hissi veren, özellikle elektrikli araçlarda kullandıkları bu altyapıyı bu araçlarında da kullandılar. Burası tamamen kapalı. Motor, hava girişleri burada ve daha aşağıda. Dışarıdan bahsediyorduk aracımızın ama kargalar bize çok müsaade etmedi. Küçük bir yer değişikliği yaptık. Aracın ön panjur sisteminden bahsettim. Burada güzel hava girişleri bırakmışlar. Ciddi derecede bir aerodinamik sağlıyor. Lastikleri soğuma fırsatı da sağlıyor. Hem de aracın daha oturmasını sağlayan bir sistem burası. Hemen içeride ne var? Motorun içerisinde onu bir görelim. İçindeki şöyle motoru da bir inceleyelim. 1.2'lik bir 130 beygirlik motor var. Benzinli motor zaten. Türkiye seçenek olarak az seçenekle geldi bu araç. Bir elektriklisi, bir de 1.2 130 beygirlik benzinlisi geldi. Zaten 3 silindirli 3 motor. Ama iyi bir performans sergiliyor. Birazdan yolda da göreceğiz zaten. Hani hep bir algı var. Ben bir 1.3 kullanıcısıyım. Duster. Aynı şekilde 1.2 bu. Artık 1.2'ler, 1.3'ler güzel performanslar sergiliyor. Eskisi gibi değil. Turbo desteği buna çok ciddi katkı sağlıyor. Modlarını kullanırken zaten aracın fark ediyorsun. Şehir içi ya da uzun yolda tecrüben nedir? Nasıl hissediyorsun araç konusunda? Yani zaten şehir içi gördüğüm kadarıyla iyi. Uzun yolda da herhangi bir problem yaşamadım. Ciddi uzun yolda yaptın herhalde ben bildiğim kadarıyla. Evet, 400-500 kilometrelik yollar gittim. Herhangi bir problem yaşamadım. İyi bir izolasyon var. Sessiz izolasyonu konusunda iyi. Yani araç içinde de ciddi oranda sesi azaltıyorlar. Motor sesi gelmiyor. Zaten 3 silindirli bir motor olduğu için de çok deli deli sesleri yok. Kendine has bir sesi var zaten bu motorların. Birazcık bir sanal ses de kullanmışlar. Arabayı daha böyle spor gösterme adına. Ama izolasyon adına, motor yerleşim adına da güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Devam edelim, arkaya doğru inceleyelim, sonra da içine geçelim arabanın. Mehmet'i ben kameralara alıştırmaya çabalıyorum. Ben artık alıştım kameralara, Mehmet de alışacak. Ben biraz yabancıyım ama açalım. Arabanın şöyle bir de yandan değerlendirelim. Ben hakikaten, sen beğenmesen de, bunu biliyorum beğenmediğini ama ben kırmızı çizgilerini beğeniyorum. Mehmet beğenmiyor aslında bunun kırmızı çizgilerini ama ben ciddi beğeniyorum. Jantlarla güzel bir uyumu olduğunu da düşünüyorum. Zaten bu GS'lerde var. Üst modelde genellikle yeşil ve siyah kullanıyorlar. Bilmiyorum, sen nasıl buluyorsun? Evet, benim dış görünüş olarak beğenmediğim özelliklerinden biri bu kırmızı çizginin olması. Ha, tatlı duruyor ya. Spor görüntüsü veriyor ama ben biraz daha ağır durması taraftarıyım. Sana bir D segmentine geçmek lazım abi. Bu arada 18 jantlar var. Michelin lastik geliyor üzerinden direkt. Orada da kırmızı detayları var jantlarda. Aracın ciddi konforunu artırdığını düşünüyorum ben 18 jantları. Yandan baktığınızda zaten benim bir diğer eleştirdiğim nokta, bunu ben gerçekten diğer arabalarda da eleştiriyorum. Bu kadar büyük niye yakıt giriş kapağı bırakıyorlar ben anlamıyorum. Ya benzin yeri bu kadar küçük bir yer zaten. Bu kadar büyük bir kapağa ne gerek var bilmiyorum. Bir de normalde araç içi genelde kontrollü olur. Bunlarda da yine araç içi kontrollü değil, dışarıdan kontrollü. Kötü niyetli insanlar bazen bu benzin girişlerine, yakıt girişlerine zarar verebiliyorlar. O yüzden içten kontrollü ben her zaman daha mantığıma iyi geliyor. Hani daha mantıklı geliyor, öyle söyleyeyim. Genel olarak zaten şöyle bir aracın şey hattı var. Arkaya doğru böyle bir sportif çizgileri var. Çok da güzel bir hatlar kullanmışlar kaporta üzerinde. Yine böyle bir kapıda şişkinlik. Plastik parçalarla metalik parçaları kullanmışlar. Bir spor hava katmış bir araca. Araç böyle arkaya doğru bir kurşun edasıyla bir şekil alıyor. Şöyle devam edelim. Aracın tavanından bahsedeyim. Siyah bir tavan yapılmış. Cam tavan hissi verilmiş. Ama hiçbir modelde yok. Sadece görüntüde siyahla beraber cam tavanmış gibi görünüyor. Bunun sebebi de elektrikli araçlarda biraz yükten, ağırlıktan kaçmak için. Siyah bir boyayla boyanmış ama cam tavan değil. Şöyle gösterelim, aracın her yeri, içi dışı neredeyse çoğu yerinde. Piyano bilek. Piyano bilek. Bilek geliyor da aklıma, piyano gelmiyor.
Aracın her yerinde piyano bilekler kullanılmış. Zaten klasik Opel açma kapamaları. O tok sesi de kapılarda. Şöyle baktığımızda o Alman ağırlığı dediğimiz ağırlığı hissettiriyor. Eskilerden çok sevilen bir şeydi bu testi. Özellikle Mercedes'lerde bunu insanlar büyük bir şeyle anlatırlardı. Aa bak kapısı nasıl kapanıyor diye. Alman kapısı bunlar. Böyle devam edelim. Arkadan biraz bahsedelim. Bagaj hacminden bahsedelim. Sonra da içeriye geçelim. Bu arada çok klasik bir anten kullanıyorlar. Bir köpek balığı anten yakışır mıydı bu araca? Kesinlikle bu sportifte bir arabaya güzel köpek balığı bir anten iyi olurdu. Farları nasıl buluyorsun? Arka görünümü genel olarak hoşuma gidiyor. Önden yani daha çok beğeniyorum herhalde. Arka görünümü güzel ama bu küt görüntüsünün altında bagajda problemleri var bana göre. Sevmediğim özelliklerinden biri. Bagajın küçük olması. Bagaj aslında şey, yani bir SUV için ortalama bir bagaj hacmi sunuyor. Ama bu zaten bu grubun hepsi aşağı yukarı buna yakın değerler sunuyorlar. Yani SUV'ların hepsi çok yüksek bagaj hacimleri yok. Ortalama 300 litre, 350 litre. Onun üstünde çok bildiğim kadarıyla sunan yok. Arka tasarımını beğeniyorum. Şu far grubunun böyle uzayışı falan hakikaten güzel duruyor. Estetik bir görünüm var. Estetik duruyor. Spor duruyor. Şurada yine bu detayları. Çift egzoz çıkışı var. O da ayrı bir sportiflik katıyor. Bu arada sahte değil. İkisi de gerçek. Hemen şurada şeyi göstereyim. Bir yanılgı var. Acaba bir üretim hatası mı? Ya da işte bir sonradan değiştirilen bir mantık mı var bilmiyorum ama sanki bagaj kapağının açma yeri buradaymış gibi bir algı yaratıyor. Şuradaki bu çukur. Ama plakanın içinde saklı. Bu arada bagajı da değerlendirmiş olalım. Manuel amasörlü bir bagaj sistemi var. Çünkü bagajı herhalde aktif kullananlardansın ama ilerleyen zamanlarda bu bagaj sana dar gelecek. Yani beğenmediğim özelliklerinden biri de bagajın küçük olması. Ama estetik görünümü bunun yanında bagajın küçük olması bir tercih gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Bunun üstünde bir panzerot var. Şimdi yanında yok herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Şurayı şöyle kapatan bir panzerot sistemi de var. Bu arada çift katlı bir bagaj katı var zaten. Altta da bir katı var. Onun altında da lastik tamir seti var. Ve hemen altında da idame edecek kadar bir istetmesi var. İnce dediğimiz 80 km hız sınırı olan. Çoğu araba artık bunu da bıraktı ama bu arabalarda hala var. Genelde sadece tamir seti bırakıyorlar. Bu şekilde iki katmanlı bir bagajı var. Yavaş yavaş artık içine geçelim arabanın. Evet. Aracın böyle tırma testi yapalım. Bu arada ön koltuk bana göre ayarlı. Mehmet'e oturttuk ama ben bu arada 1.87 boyunda biriyim. Şöyle göstereyim. Ön koltuk ben birazcık fazla geriye vermiş durumdayım. Yani normal şartlarda insanlar bu kadar zorlanır mı? Zorlanmaz. Aslında ideal konumu normal standartlarda zaten farkı görüyorsunuz. Şurası. Bu arabada da normalde bir parmak civarı benim gibi biri için boşluk olabilir. Ekstra sunulan bir siyah tavan var. Normalde gri tavan geliyor. Bu pakete ekstra olarak geliyor. Bir darlık yaratıyor arabanın içerisinde. Yani böyle, evet spor duruyor, hoş duruyor araba. Ama bir yandan da böyle bir basık duygusu yaratıyor. Şöyle hemen şuraya göstereyim. Derin bir, yüksek bir şaft tüneli var. Ayaklar biraz daha derinde kalıyor. Hemen buraya iki tane USB bırakmışlar. Beklerdik bir havalandırma çıkışı. Burada bir klimanın panelinin olmasını ama bırakılmamış. Üç kişi zor seyahat edeceği ama iki kişinin çok rahat seyahat edeceği bir araç şekli. Şöyle tavan yüksekliğini de göstereyim. Ben 1.87 bir adamım. Yaklaşık 4 parmak. Ben rahat oturur şekilde 3-4 parmaklık bir boşluk kalıyor. Genel oturum hali rahat. Şey değil, rahatsız bir hali yok. Ama 3 kişi, benim gibi 3 kişi zor seyahat eder. Ama 2 kişi ideal seyahat edebilir. Sen ne düşünüyorsun? Yani genelde önde oturuyorum ben tabii de. Arkayı hiç hissetmedim. Konforundan çok haberim yok. Genel olarak konforlu buluyorum. Yani şey deri kumaş karışımı bir koltuk var zaten. Burada kumaş tercih edilmesi mantıklı. Ne kadar deri orijinal olursa da olsun, gerçek deri olursa da olsun terletme yapıyor. Ama bu kumaşlar en azından ısı dengesini sağlayan kumaşlar. Şu alanları böyle kapatmış olmaları da gerçekten güzel duruyor. Hani o boşluk yok. Burada zaten çocuk koltukları içinde Isovix girişleri var. Hemen şöyle fermuarlarını açıp buralardan o koltukların girişlerini yapabiliyorsunuz. Yakın zamanda Mehmet zaten bunları tecrübe edecek. Araştırdığıma göre hani şu arka tarafların deri olması bir avantaj. Silme açısından. Evet, temizlik açısından avantaj. Bu arada güzel spor koltuklar var.
Ya koltuklarını beğendim. Şu detaylar da güzel. Mesela kırmızı detayları. Bunu her yerde, döşemelerde de görebiliyorsunuz. Özellikle ön panelde zaten yoğun bir kırmızıyı görüyorsun. Hoş, güzel görünüyor. Birazdan onların da bahsedeceğiz. Kapıların genel olarak malzeme kalitesinden de bahsetmek gerekirse plastik yoğunlukta, sert plastik. Kapı açma kollarında yine metalik detaylar kullanılmış. Benim küçük cebler kullanılmış, bir ses sistemine yer ayrılmış. Kullanışlı bir kapı sistemi olduğunu düşünüyorum. Benim diğer arabalarda eleştirim, bunda da beğendiğim güzel bir nokta. Camın tek seferde açılıp tek seferde kapanması bence çok güzel. Hani tutarak kapatmıyorsun. Bir sefer dokunduğunda camın kapanıyor. Bir sefer açtığında da camın açılıyor. Çoğu araçta, bazı araçlarda özellikle Renault gruplarında niye anlamadığım şekilde bunu böyle bir fonksiyon eksikliği gibi bırakmıyorlar. Sadece sürücü koltuğu, sürücü tarafının camını tek seferde açılır, tek seferde kapanır yapıyor. Eksiklerden biri ama bu araçta beğendiğim yanlardan birisi bu. Öne doğru geçelim. Aracın önünde şöyle bir bahsetmek istiyorum. Hemen şurada girişten başlayalım. Yine plastik aksam kullanılmış ama önlerde, buralarda deri detaylar var. Şu alanda şöylece deri detaylar kullanılmış. Yine kromlar güzel duruyor. Şurada çok hoş bir karbon malzeme var. Ya da karbon görünümü. Tam anlayamadım ama. Hoş bir bütünlük katmış buraya. Kontrollerin hepsi yine burada. Arka kilitler, aynaların kontrolleri. Bütün yönleriyle burada. Güzel bir cep, yeterli bir cep boşluğu var burada. Yine ses sistemine yer verilmiş. Şöylece hemen bir göstereyim. Koltuklar önlerde güzel, şöyle bir gri detaylar kullanılmış. Yine bolca kırmızının güzel dokunuşlar var. Yani çok abartı bence şey değil, abartı durmuyor. Detayları koltuklarda güzel. Ön koltuklar ayarlanabilir. Bu şekilde elle ayarlanabilir yüksekliği. Aşağı doğru ayarlama şeklinde. Sırt ayarı da eski usul çevirmeli. Klasik usulde bir koltuk yapısı var. Şöylece bir bineyim. Zaten bana göre ayarlanmıştı. Direksiyon ayarlanabilir. İleri geri. Aynı şekilde. Aşağı yukarı. Biraz daha böyle direksiyonu ben ileride isterdim. Hani ne kadar koltuğu ayarlamış olursam olayım. Sanki böyle kucağımda kullanıyormuşum. Tabii benim büyüklüğümle de ilgili ama. Birazcık daha böyle ileride olmasını, daha ileride olmasını, biraz daha küçük olmasını isterdim. Çünkü böyle minimize bir tasarımı var. Gerçekten beğendiğim bir tasarım. Böyle noktaları, kullanılan düğmeler falan çok devasa büyük değiller bu arabaya uygun ama sanki böyle bir direksiyonu biraz fazla büyük. Bana öyle hissettiriyor. Genel olarak zaten Opel'in kullandığı klasik direksiyon bu. Devam edelim. Biz arabayı çalıştırdık. Bindik arabaya. Zaten start stop'la çalışıyor araba. Uzaktan zaten anahtarını da algılıyor. Biraz start stop'u böyle bir saniye bekliyor. Hani çalışırken hemen anında almıyor. Opel'lerin genel şeyi bu. Şöyle kadranlarından bahsedeyim, genel hatlarından bahsedeyim. 7 inçlik 2 tane ekran kullanıyor. Burası dokunmatik. Diğerinde zaten klasik kadran. Kadranlarını değişebiliyorsunuz. Birkaç kadran seçeneği var burada. Hangisini isterseniz o şekilde belirleyebiliyorsunuz. Zaten çok fazla seçenek sunmuyor. 3-4 tane herhalde bildiğim kadarıyla 3-4 seçenek var. Hangisini isterseniz onu belirleyebiliyorsunuz. Genel olarak direksiyon zaten klasik bir Opel direksiyonu. Şurada pedal shiftlerle manuel olarak da vitesinizi kullanabiliyorsunuz. Şuraya yerleştirilmiş. Burada ses sistemi. Burada da direksiyon ısıtma ve hız sabitleme, hız sınırlama. Bunların ayarını yapabileceğiniz bir yer. Dediğim gibi klasik bir Opel direksiyonu. Mehmet'e de sormak istiyorum. Mehmet'in çok hoşlandığını biliyorum bu panelden. Hakikaten güzel bir panel olduğunu düşünüyorum ben. Seni en çok herhalde teşvik edenlerden biriydi bu panel. Yani ekranların sana dönük olması, tamamen hani sürücüye yönelik olması seni kavruyor. Evet. Otomobille bütünleştiriyor. Birçok şeye hakim oluyorsun. Bir kokpit hissi veriyor değil mi? Evet. Sanki uçak kullanıyormuş gibi. Arabaya tamamen hakim olduğun hissini veriyor sana. Bu arada bir CarPlay bildiğim kadarıyla yok. Full paketlerinde, üst paketlerinde var ama bunlar da yok diye biliyorum. Bir kablolu sistemle telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Müzik sistemini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, bu arada güzel kırmızı detayları var. Yine burada aynı şekilde karbon ya da karbon benzeri ama güzel bir malzeme. Bu orta konsol, artık vites zaten yok. Vites dediğimiz olay sadece direkt buraya yerleştirilmiş. Klasik bir el frenli. Burada yine piyano bilek malzeme kullanılmış. Aracın 3 modu var. Sport, normal ve eko modu.
Bu arada spor modda ciddi fark ediyor. Hem sürüşü hem gidişi fark ediyor. Hemen buraya bir şerit takip bırakılmış. Burada da start stop iptali var. Parkla ilgili kısmı da buraya bırakmışlar. Burada full paketlerinde tabii adaptif hız kontrolü, araç takibi gibi tuşları da var. Bu sadece klasik olarak şerit takibi ve önde bir araca yaklaştığınızda sizi ekranda uyarıyor. Araca yaklaştığınıza dair. Çok yaklaşırsınız da bu sefer de fren uyarısı veriyor. Hani frene basın diye. Genel olarak hatları bu. Tuşlarının yerleşimi, şoföre doğru dönük olması hakikaten böyle bu arabayı sizin kullandığınız hissini yaratıyor. Yandaki daha çok hani kendi yoluna bak ya da işte o kısmıyla ilgilensin mantığıyla ama şurası şöylece şoföre hitap ediyor. Güzel kullanışlı düğmeleri var. Dizaynını beğendim. Hani şey olarak kullanışlı ve mantıklı bir dizaynı var. Burada bir cep var. Genişçe bir cep. Kullanabileceğiniz iki tane bardaklığı var burada. Aynı şekilde burada da hem bir kol dayama yeri ayarlanabilir ileri geri hem de içinde de bir göz var. Şöyle bir test sürüşüne çıkalım mı? Evet, çıkalım. Aracı biraz da yolda kullanalım. Şu an spor modu aldım aracı. Yolda deneyelim. Aracın genel olarak süspansiyonları sert. Tabi hissettiriyor mu yolu? Yolu çok fazla hissettirmiyor. Ama yola bir hakimiyeti var arabanın. Hani tabi lastiklerin de bu konuda önemli bir payı var. Bence Michelin bu konuda reklam yapmayalım ama Michelin hakikaten iyi bir lastik. İyi tutuyor yolu, iyi kavruyor. Arabanın dengeleri de iyi. Genel olarak böyle girebiliyorsunuz. Yani virajlara size şey yapmıyor. Yarı yolda bırakmıyor. Savrulmuyor da. Yani çok yatmıyor bir tarafa. O da sert amortisörlerin etkisi biraz. Bence şu an için keyifli bir sürüş hali var. Tabii modlar önemli dediğim gibi. Ben şu an spor modda kullanıyorum arabayı. Hissedilir derecede bir performans değişikliği yaşanıyor. Birazdan şöyle bir 0-100 yapalım. Sanal da olsa bir motor sesi de veriyor bu arada. Hani bir motor kükrüyormuş gibi bir hissi var. Şurada duralım böyle bir 0-100 testi yapalım. Tam durdum böyle dip gaz gideceğim. Genel olarak iyi performans yani güzel gidiyor araç. Onu hissettiriyor da sana. Ama o ses de iyi geliyor. Şöyle bir de fren test edelim. ABS güzel devreye giriyor hemen. Devam edelim. Mehmet bu kadar sert davranmış mıydın hiç arabana? Yok ben. Radikal hareketlerimi almamıştı hiç. Bu arada şehir içi bildiğim kadarıyla bayağı az yakıyor bu araba. Sen ne düşünüyorsun bu konuda hani kullanıcısı olarak? Yani genel olarak şehir içinde kullanıyorum zaten şehirler arası. Değil. Uygun yakıt kullanımına uygun olduğunu düşünüyorum ben de. Yani devirli kullanıyorsan herhalde ben anladığım kadarıyla bu arabada. Yani eco modda kullanıyorum yani ben spor mod değil tabii. O zaman hemen şöyle bir mod düşürüyoruz. Bu arada normal mod aldığında griye dönüyor. Spor modda ekran kırmızı. Eco modda da tamamen yeşile dönüyor kadranın içerisi. O zaman normal mod benim. Kullandığım normal mod. Sen normalde mi kullanıyorsun? O zaman normali aldık. Gri. Genel olarak aracın özelliklerinden bahsedeyim. Kontroller dediğim gibi direksiyon üzerinden ve buradaki dokunmatik panel üzerinden birazcık bir tık yavaş algılıyor. Ama genel olarak sorun yok. Yani kullanışlı bir panel mi? Evet bence kullanışlı bir panel. Araçta kör nokta uyarısı, otomatik kısa uzun far değişimi, tekerlek patinaj önleyici gibi,
ciddi ciddi güzel özellikler var. Bu tarz arabalar da önemli mi? Bence önemli. En azından kör noktada zaten aynalardaki sistemle oradaki kırmızı ışık yanıyor o noktalarda. Patinaj önleme de aynı şekilde güzel bir özellik bence. Otomatik olarak kısa uzun far değişimi güzel bir özellik. Bütün kontrolü burada sağlayabiliyorsunuz. Araçla ilgili de, aramalarınızla ilgili, genel panelle ilgili, müzikle ilgili ya da multimedyanızla ilgili. Araçla ilgili verilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Parametreler işte, farlar, güvenlik, konfor gibi bütün her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Konfor seçenekleri işte otomatik eller serbest modu, aydanın katlanmasını önleme gibi, geri vites devreye girerken arka cam sileceğinin çalışması. Özellikle bu güzel bir özellik. Zaten neredeyse aşağı yukarı her araçta da var. Ciddi güzel uyarılar veriyor. Sizi, yani şoför olarak sizi dikkatli olmanız konusunda güzel tedbirleri var bu aracın. Ben aracın genel olarak yol hakimiyetini beğendim. Yani aynalara baktığınızda ben şey eleştirisini çok görmüştüm. Camlar küçük falan gibisinden. Ama şöyle baktığımda ayna hakimiyeti açısından da cam açısından da yani arabanın içinde otururken kullanırken bence bayağı hakim kullanabiliyorsun arabayı. Mesela şu an iyi bir rampa çıkıyoruz. Araba normal modda bile hiç teklemeden, bu arada klima da açık, rampa yukarı güzel, hiç zorlamıyor kendini. Güzel tatlı bir egzoz sesi de var. Ben genel yol halini beğendim arabanın. Yani Mehmet hep bana söylüyordu zaten, ben memnunum diye. Hemen şöyle şerit takibini de açayım. Şerit takibinde şöyle bir şey yapıyor. Sağa sola seni böyle azıcık çıkacak gibi olsan hemen seni gir bu tarafa diye iteliyor. Mehmet'in eleştirisiydi gerçi o. Biraz uzun yolda sürekli böyle bir iteliyormuş hali var. Direksiyonu sertleşiyor. Direksiyonu sertleştiriyor. Ama işte o da şerit takip özelliğinin şeyi, özelliği. Seni biraz da yolda tutma çabası içerisinde oluyor. Güvenliğin açısından. Güvenliğin açısından. Ama önemli bir özellik. Ben dediğim gibi bu şeyi, kokpit hissi, aynı şekilde aynaların konumları, hiç böyle göz ucuyla çok rahat bir şekilde her iki tarafı da kontrol edebiliyorsun. Araçta yine dediğim gibi geri görüş kamerası, park sensörleri filan eksiksiz olarak şey yapmış. GS bir paket olmasına rağmen, yani orta bir paket olmasına rağmen neredeyse eski zamanlarda dolu paketlerde gelen özellikler burada standart gelmiş. Hemen şöyle anahtarını da göstereyim. Klasik Opel anahtarı. Opel yıllardır bundan vazgeçmedi. Hoşuna gidiyor. Ford'ların da böyle. Zaten anahtarsız çalıştırma ve aracın yanına yaklaştığınızda da kapılar otomatikman açılıyor. Uzaklaştığınızda kapanıyor. Ama arabanın, Mehmet yine söyledi bunu, arabanın etrafında birkaç tur attınız, açtı kapattı, açtı kapattı, uzaklaştığınızda kilitlemeyebiliyormuş. Bu da eksi bir yön. Ama genel olarak zaten erkeklerin hepsi sever. Mutlaka arabası otomatik de kapansa bir şöyle düğmeye basar tekrar. Ben de aynı şekilde araba kilitlese bile bir tekrar kilitliyorum. Konforlu sürmek istiyorsanız normal modda, daha böyle spor sürmek istiyorsanız, hızlı gitmek istiyorsanız spor modda. Yok ben yakmayayım derseniz, daha az yaksın aracım diyorsanız eko modda. Eko modda biraz sağda gitmeniz gerekir çünkü araba ister istemez böyle biraz daha tepkileri yavaşlıyor. Ama spor modda gerçekten çok ciddi güzel tepkileri var 3 silindir bir motor için. Bu arada frenler de aynı şekilde güzel, iyi duruyor araç. Ben şöyle baktığım zaman hakikaten genel hatlarıyla aracı beğendim. Tavsiye eder miyim? Bence evet. Küçük bir aileyseniz, 2 ya da 3 kişiyseniz. Ya ideal bir bence küçük aile arabası ya. Yani SUV'da kullanmak istiyorum. Arabam böyle jip gibi de olsun diyorsan ama aynı zamanda da otomobil konforu da alayım diyorsan bence güzel. Biraz yalıtımdan da bahsedeyim. Yani 3 silindirli bir motor olması yine arabanın içine çok deli bir gürültü ya da bir ses almıyor. Yani dış sesi de almıyor. Bu arada Opel zaten trim sesler konusunda iyi olduğunu düşünüyorum. Bozuk bir yolda iyi gidiyorum şu an mesela ben. Yine de arabanın içine öyle tırmalayan bir ses hiç almıyorum. Ki motor sesi bence herkesin söylediği acil işte motor sesi alıyor falan. Yok yani bence öyle çok yüksek derecelerde motor sesi almıyor içerisine. Zaten SUV grubunun genel özelliği birazcık daha sürtünmeye bağlı bir ses alıyor ister istemez rüzgar sesi ama bunu zaten yüksek hızlarda alıyor. Alt hızlarda öyle
sesler almıyor. Ama genel hatlarıyla ben arabayı beğendim. Tavsiye de ederim. Genel olarak trafikte, araçsız alanda bir 0-100 testi yaptık. Trafikleri test ettim aracı. Şöyle bir değerlendirdik, trafikte nasıl, performans nasıl. Bunları bitirdikten sonra sonuç artık, bir kapanışa geçelim. Artılarıyla eksileriyle Opel Mokka'yı konuştuk. Kullanıcı deneyimi önemliydi. Mehmet'in fikirleri önemli. Bir kullanıcı olarak biz neler söylemek istersin son söz? Opel uzun zaman Mokka kullanacak mısın bu arabayı? Uzun süre kullanmayı düşünüyorum şu an için. Opel Mokka almak isteyenlere genel olarak öneririm. Ben performans olarak beğendim. Yani 1.2 motor için, 130 beygir için hakikaten güzel performans. Klima açıkken de performansında düşüş yaşanmıyor. Genel olarak yolda iyi. Yol kavrayışı, yolda gidişi böyle size o gücü şey hissettiriyor. Ben giderim hissi var. Çok büyük bir aile arabası değil. Küçük aileler için ideal. Spor araba seven ama SUV da olsun diyenler için de ideal bence. Bir başka yerde, bir başka videoda, bir başka araçta görüşmek üzere. Şu an gelmişken Mehmet'in depoyu bitirdik. Depoyu doldurmaya iniyoruz. Ya ben kullanırım. Gerisine bakmam. Ne kadar yakmış, depo boşalmış mı, bitmiş mi? Hiç ilgilendirmez. Ben tanıtımını çekerim arabayla. Geçerim. Evet, şimdi doldur arabayı. Tüm dezavantajları da var, evet. Arkadaş olmadım, tüm dezavantajları. Bu arada kaç litre alıyor ben bilmiyorum. Yani sana da sormuş oldum. 40 civarı mı alıyor? 45 mi alıyor? 45 diyebilirim. 45 litre. Güzel.